Aim, goal, purpose ve objective. Hepsi hedef veya amaç anlamına geliyor. Peki bu kelimelerin hepsi birbirlerine kullanılabiliyor mu? Eğer kullanılamıyorsa hangi durumda hangi kelimeyi kullanman lazım? Bu videoda işte tam da bu konu üzerine duracağız. Videonun sonunda hangi kelimeyi hangi durumlarda nasıl kullanman gerektiğini biliyor olacaksın. Buna ek olarak bu kelimelerle ilgili özet açıklamaların ve ek örneklerin olduğu bir PDF dosyası hazırladım. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirttiğin e-posta adresine gönderilecek. Evet, buna da değindikten sonra artık videoya geçmeye hazırız. Hadi başlayalım. Dediğim gibi aim, goal, purpose ve objective kelimelerinin hepsi hedef veya amaç anlamına geliyor. Fakat bu kelimeler birbirlerine kullanılamıyor ve belli durumlara göre belli kelimeleri tercih etmen gerekebilir. Öncelikle her kelimenin hangi durumlarda kullanıldığını inceleyelim ve daha sonra örnek cümlelere bakalım. Önce goal kelimesiyle başlayalım. Goal, tahmin edebileceğin gibi aslında goal anlamına geliyor. Yani ulaşmak istediğin sonucu belirtiyor. Goal kelimesi de ulaşmaya çalıştığın sonucu belirtmek istediğinde kullanılan bir kelime. Yani varış noktanı belirtiyorsun. Örneğin my goal is to pass this exam. Amacım bu sınavı geçmek demek. Burada goal kelimesini kullandığın için ulaşmak istediğin sonucu belirtiyorsun. Sıradaki kelimemiz olan aim kelimesi ise hedef almak anlamına geliyor. Yani ulaşmak istediğin sonucu belirtmektense gittiğin yönü veya ulaşmak istediğin sonuca seni götürecek yönü belirtmek için kullanılıyor. Örneğin my aim is to finish this project. Gitmek istediğim yön bu projeyi bitirmek üzerine demek. Burada bu projeyi bitirmeni sağlayacak adımları atmak istediğini ve projeyi bitirme yönünde ilerlemek istediğini belirtmiş oluyorsun. Goal kelimesi sonucu yani varış noktasını belirtirken aim gidiş yönünü veya doğrultuyu belirtir. Sırada objective kelimesi var. Objective kelimesi goal kelimesine çok benziyor ve aynı şekilde ulaşmak istediğin sonucu belirtiyor. Objective kelimesinin goal kelimesinden küçük bir farkı, objective kelimesinin biraz daha spesifik hedefler için kullanılan bir kelime olması. Mesela goal, projeyi bitirmek olabilir. Objective ise bu proje içerisinde küçük bir adım olabilir. Mesela paketlemeyi bitirmek gibi. Fakat günlük hayatta ikisi birbiri yerine sıkça kullanılıyor ve bu ayrımı kafana pek takmana gerek yok. Sorunsuz bir şekilde goal yerine objective kelimesini kullanabilirsin. Son olarak purpose kelimesi var. Purpose kelimesi ise bir şeyin sebebini belirtir. Goal ve objective varış noktasını belirtiyor. Aim gidişatı veya yönü belirtiyor. Purpose ise neden belirtiyor. Örneğin the purpose of this task is to speed up the project cümlesi bu görevin amacı projeyi hızlandırmak anlamına geliyor. Burada görevin sebebini yani neyi sağladığını belirtiyorsun. Birkaç karışık örneğe bakalım. Böylece kelimeler arasındaki farkları daha iyi anlayabileceksin. Mesela my goal is to help you first. Amacım öncelikle sana yardımcı olmak demek. Kısaca varmak istediğim sonuç öncelikle sana yardımcı olmuş olmak. The aim of this seminar is to increase your knowledge. Bu seminerin amacı senin bilgini arttırmak demek. Burada da aim kelimesi kullanıldığı için bir gidişat veya yön belirtiliyor. Yani seminer seni daha fazla bilgilendirme yönüne götürecek. The goal of this seminar is to increase your knowledge olsaydı, seminer sonucunda bilgin artmış olması hedeflenecekti. Fakat aim dendiği için seminerden sonra da bilgini arttırmak için bazı ek şeylerin gerekli olabileceğini anlamalısın. Çünkü amaç bilgini arttırmak değil, gidilen yön senin bilgini arttırmak. Son olarak, our purpose is to make everything easier. Amacımız her şeyi daha kolay hale getirmek demek. Burada da purpose kelimesi kullanıldığı için bir neden belirtmiş oluyorum. Yani ne yapıyorsam nedeni her şeyi daha kolay hale getirmek. Amacım değil, gittiğim yön de değil ama nedeni. Evet, artık aim, goal, purpose ve objective kelimelerinin ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını ve hangi durumlarda hangi kelimeyi tercih etmen gerektiğini biliyorsun. Videonun başında da dediğim gibi bu kelimelerle ilgili ek örneklerin ve özet açıklamaların olduğu bir PDF dosyası hazırladım. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen bu e-posta adresine gönderilecek.
Ayrıca gelecekte bu tarz yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan ekranda bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Böylece her yeni yayınlayacağım videodan haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.